yılında kurulmuş Kökü Lise. Yüce Akdeniz'in, Kemal Sınal'ın, Hüseyin Erşen'in, Yahya Kemal Bayatlı'nın mezun olduğu lise. Ve 5 yıl hazırlık okuyacaksınız, gelirseniz. Yani şu hazırlık yılında İngilizce ağırlıklı oluyor. Eğer İngilizceyi yani ya sevin diye düşünüyorum. Ya da yani en azından çabalayın bir şeyler yapmak için. Yani yazdan itibaren bakmaya çalışın İngilizceye. Çünkü gerçekten hazırlıkta 20 saat İngilizce görüyorsunuz. Edebiyat, matematik 4 saat, sonra Almanca 4 saat falan ama İngilizce gerçekten çok önemli oluyor. Onun dışında IB sistemi var. Şimdi bu bizim dönem itibariyle geliyor. IB sistemi şöyle, sınava giriyorsunuz ve eğer İngilizce'nin o seviyede geçiyorsa sınava geçiyorsunuz ve belli miktar para veriyorsunuz. 20 bin, 30 bin civarında. Ondan sonra da 12. sınıfın Kasım ayına kadar İngilizce eğitim görüyorsunuz. Ama bu dersleri İngilizce görüyorsunuz. Aynı zamanda. Aynen. Bütün dersleri İngilizce. Ve öğretmenler şu an bunun için İngilizce eğitim alıyorlar. Onun dışında tezler hazırlıyorsunuz. Deneyler yapılan yapmanız gerekiyor. Biraz ağır bir sistem gerçeği bir sistem. 12. senenin Kasım ayında bir tez hazırlayıp veriyorsunuz. Ve daha sonra tekrar kendi şeyinize geçiyorsunuz. Onun dışında IB sisteminin eğer o diplomayı alırsanız yurt dışındaki bir okula ismansız girebiliyorsunuz. Alıyorlar sizi. Onun dışında bu Türkiye'deki okullarda da size girmenize yardımcı oluyor. Onun dışında etkinlikleri bol olan bir okul. Bol bol etkinliği var. Şu an Mart aylarına kadar genelde konferans tarzında oluyorlar. Genelde konferans veriyorlar. Bu kadar geçen Özdemir Erdoğan bana ellerini ver şarkısını söyleyen sanatçımız geldi. Onun dışında yani böyle şampiyonlar, aynen basketbolcu. Yani böyle ünlüler falan geliyor. Eğer seviyorsanız böyle şeyleri güzel. Onun dışında Şubat, Mart ayları, Nisan, o zaman da hava ısınınca da artık dışarıda şenlikler olmak başlıyor. Zaten Nisan itibariyle artık okul bitti diyebiliriz. Böyle şey oluyor. Artık sınavlar zaten sonuna gelmişiz. Hep dışarıdayız. Böyle şenlikler var. Yani Nisan'dan sonra okul yok diyebiliriz. Hafta içi küçükler var değil mi? Hazırlık harici diğer sınıflar. Evet, hazırlık haricinde şeylerimiz var. Kurslarımız var. İşte mesela sen de olan bir lise için İngilizceyi şimdi İngilizce önemli hazırlık için ama matematiği de görüyorsunuz 3 saat, edebiyat da görüyorsunuz 4 saat falan. Sakın onları da bırakmayın çünkü gerçekten bu yıl ben görüyorum 9. sınıf öğrencisi var. Geçen yıl hazırlıkta gördüm edebiyat konuları sayesinde. Bu sene ben edebiyata aşırı zaman harcamama gerek yok. Çünkü 5 ders ve çok önemli ve ağırlıklı olan bir ders. Ve ortalamayı da etkiliyor. Eğer hazırlıkta gerçekten iyi bir şekilde öğrenirseniz 9. sınıfta o kadar şey çekmeyeceksiniz ve aşırı derece Türk edebiyata önem vermenize de gerek kalmayacak. Tabii ki her dersi düzenli olarak çalışmanızı öneririm. Çünkü 9. sınıfta yeni bir şeye başlıyorsunuz ve yepyeni dersler görüyorsunuz. Yani ben alttan temelini sağlam tuttunuz mu 9. sınıfta? Gerisi iyi. Zaten öncesi ortaokulda. Tabii şu an geçirmeye daha sonra gireceksiniz. O var. 8. sınıf. Aynen. Tamamlamış bir şekilde evet, yılı bitirmemiz lazım ki lisede illaki zorlanacaksınız ama yine de ilk başta zor gelecek. Sonra o çalışma temposuyla yine evet, onlar da size şu an nasıl matematik çözmek size zevkli geliyorsa, kolay geliyorsa o zaman da öyle. Aynen öyle. Zaten seni zaten yani seni de zaten başaracağını hissediyoruz ablam, ben, anne. Hepimiz bunu diyoruz yani sizin güzel bir yerlerde olacağımıza. Seneye zaten Temple çıkmış olacaksınız. Bunu ister 9'da başlayın, ister hazırlıklı bir lise olsun. Nereye giderseniz gidin. İlk zaman, işte ben yani 9'um var, geçen yıl sınava girdim. Bu
bırakayım bu yıl, bir dinleneyim havası da olmadı. Her zaman böyle tabii ki de dinleneceksin. 8. sırada olduğu kadar aşırı derece koşmanıza gerek yok ama her zaman ben bu ucunu kaçırdım olmasın, tüy falan olmasın diye düşünüyorum. Onun dışında böyle. Yani her zaman çalışmak lazım. Hem bir akıl olursa böyle. Aynen öyle. Sen 11. sınıfa başladığında eğer nasip olur buraya gelememezse onlar da hazırlığa başlamış olacak. Aynen. 150. dönemiz. 170. dönem olacaksınız eğer gelirseniz. Mezun, 150. dönem mezunu. Düşünün 150 tane dönem mezun etmiş okul. Siz de eğer gelirseniz 153. mezunlar olacaksınız yani. Güzel. Evet, evet. İnşallah güzel. Bir şey soracağım, bu kediler bahçeye mi ait? okulumuza ait, sınıflara geliyorlar, salonun üstünde falan. Bayağı. Tabii sınıfta eğer hoşlanmayan varsa kedilerden dışarı alıyorlar. Evet. Mesela ben mesela şey oluyorum, çok yani yanımda geçsin istemediğim için. Yolda birkaç tane sevmiyorum ki ben dışarı alıyorlar. Sevmiyorum ama yani kendisi gerek yok. Biz vaktimizde kaldık ve yavaştan çıkalım kızlar. Ay. Evet, tamam, işi biraz çekelim. Burayı da hatıra olsun. Ondan sonra da hemen gidelim. Yok, hep gidelim. Geçelim. Sen de gel. Evet arkadaşlar, bugün ablamın öğrencilerini, şu an 7. sınıfta olan öğrencileri Vefa Lisesi'nde okuduğum okulu anlattım. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.